Herkese iyi akşamlar. Bugün kan topluluğunun düzenlediği çevrim içi etkinliklerin kanttan pasajlar adlı etkinlikte bir aradayız. İçeriye başlamadan önce birkaç küçük duyuru yapacağım. 15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 14.00'da Göte Enstitüsü ve Türkiye Kan Topluluğu'nun ortak bir etkinliği düzenlenecek Ankara'da. Kant'ı Eleştirel Okumak, Seniyet İlev'in moderatörlüğünde Elif Çırakman, Toros Güneş Eskün ve Saniye Vatansever de konuşmacı olacak bu etkinlikte. Bir de bu Kant'tan Pasajlar etkinliğinin fikir mimarlarından birisi olan Seniye Hoca'ya tekrar yeri gelmişken teşekkür etmek istiyorum. Bugün iki tane konuşmacımız var. Ben konuşma sırasına göre kısaca öncelikle bir tanıtayım dilerseniz konuşmacıları. Birinci konuşmacımız Doktor Didem Delice. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Felsefe bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Sakarya Üniversitesi Felsefe bölümünde başladığı yüksek lisans programını etik alanındaki teziyle 2004 yılında tamamladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde doktora programına başladı ve doktora programını 2012 yılında ahlak yasasından dünya yurttaşlığı tasarımına geçiş olanağı olarak Kant'ın özgürlük kavramı adlı teziyle tamamladı. 2012'den beri atanmış olduğu 19 Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Burada felsefe tarihi anabilim dalının farklı derslerine girmektedir. Çeşitli dergilerde alanı ile ilgili yayınlanmış çalışmalar mevcuttur. Bir diğer konuşmacımız da bugün Profesör Doktor Hakan Çörekçioğlu. 1970 doğumlu, lisans ve lisansüstü eğitimini Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. Doktora ve postdoktora burslarıyla Hamburg Üniversitesi'nde Kant'ın politika felsefesi üzerine araştırma ve incelemelerde bulundu. 2004 yılında Ege Üniversitesi'nde bir politika filozofu olarak Kant başlıklı doktora tezini tamamladı. Temel uzmanlık alanları Kant ve Alman idealizmi, Rönesans kültürü ve felsefesi, politika felsefesi, ütopyacılık üzerinedir. Halen 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kant felsefesinin politik evreni, Rönesans'ın doğası, modernite ve ütopya, Deleuze yaşamla ilişkisinde felsefe ve edebiyat adlı kitaplarının yanı sıra çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Didem Hocam sizinle başlayabiliriz. 20 dakikayı yani maksimum 20 dakika şeklinde planladık ama gidişata göre Başka konuşmacılar da olabileceğini söylemiştin sevgili Mehmet. O var mı? Yani değerlendirme yapacak Hakan Hoca'dan sonra. Hocam şu an hepimiz pasajlarımızı hazırladık. Hazırladınız tamam peki. Ben de uzun bir konuşma metni hazırladım. Kısaltamadım da açıkçası ama en azından 20 dakikayı aşmamaya çalışacağım. Teşekkür ederim Mehmet, sağ olasın. Ben şimdi konuşma metnime geçmeden önce Türkiye Kan Topluluğu'nun kuruluşunda katkısı olan, emeği olan herkese teşekkür ederim. Bu davet için, bu sunum için de sevgili Mehmet'e teşekkür ediyorum. Şimdi bu geceki etkinliğin ana teması yok. Yani bir ana teması yok. O yüzden bizden beklenen, konuşmacılardan beklenen şey Kant'ın metinleri içinden bir pasaj seçmek ve bunu konuşma konusu yapmaktı. Fakat söze şöyle başlamak istiyorum. Kant'ın metinleri içinden bir pasaj seçmek ve bunu konuşma konusu yapmanın açıkçası kişisel düşünceme göre temel bir güçlüğü var. Çünkü sadece süremiz de oldukça kısıtlı. Bu pasajın, seçilen pasajın sınırları içinde kalarak pasajın varsayımını tartışmak oldukça zor bir iş, güç bir iş. Neden? Çünkü Kant'ın metinleri sadece kronolojik olarak birbirini takip etmekle kalmıyor. Aynı zamanda konu ve yaklaşımlar birbiri içinde gelişiyor.
Yani çok bütüncül bir kafa, tabii müthiş bir kafa ve neredeyse Kant'ın yazdığı her metin bir önceki metni de tamamlar nitelikte. O yüzden aslında hangi metni ve o metin içinde hangi pasajı seçerseniz seçin, mutlaka seçtiğiniz metin ya da pasajla ilgili olarak bir önceki ve bir sonraki metin ya da metinlerle bağı kurulmadan seçilen metnin ya da pasajın o pasaj ya da metin üzerine derinleşmek de çok olanaklı değil. Hatta kimi metinler ya da pasajlar geçiş niteliği de taşımakta. Şimdi bu türden bir geçiş pasajlarından birisini öne çıkartmayı Kant'ın doğum günü vesilesiyle düzenlenen bu etkinliğe uygun olabileceğini düşündüm. Yani seçmemin nedenlerinden biri oydu, yakışacağını düşündüm. Ve ilgili bu geçiş pasajını da hepimizin çok iyi bildiği, çok ünlü bir çalışması olan Aydınlanma Nedir sorusuna yanıt başlığını taşıyan makalesinden aldım. Dolayısıyla biraz da bu güç işi kendi adıma kolaylaştırmayı denedim. Tabii ki bu metnin çok kolay, basit bir metin olduğu anlamında söylemiyorum. Ama en azından yoğun bir metin ama yine de açık ve anlaşılabilir bir metin. Şimdi bildiğiniz gibi Aydınlanma Nedir sorusuna yanıt Aralık 1784 tarihini taşıyor ve bu makale Berlin'de aydınlanmanın neredeyse temsilcisi konumunda olan bir dergide yayınlanıyor. Yine şöyle tabii ki bu soruyu, aydınlanma nedir sorusunu bildiğimiz gibi ilk kez Kant dillendirmiyor, seslendirmiyor. Ya da aydınlanmaya yönelik tartışmaları da aslına bakarsanız Kant başlatmıyor. Yani aydınlanma Kant'ın döneminde ve bu 1780'li yıllarda muhtemelen, çok emin değilim ama bir tema, bir gündem maddesi. Dolayısıyla şöyle küçük bir tarihsel hatırlama yapalım. Aydınlanma nedir sorusunu Prusya hükümetinde görevli olan rahip Johann Friedrich Zöllner tarafından yaklaşık bir yıl önce derginin Aralık ayında 1783 Aralık sayısında bu rahip dillendiriyor. Ama ondan önce de Eylül sayısında anonim bir yazar olarak aslında bir tartışma başlamış ve bu anonim yazarın resmi nikahı savunan yazısına karşı Zöllner yazdığı eleştirel yazısında bir dipnotta aydınlanma nedir diye soruyor. Dipnotlar çok önemli ama bu küçücük dipnot belki de düşünce tarihinin en heyecanlı tartışmalarından birini başlatıyor. Ve derginin 1784 sayısında yine Aralık ayında yayınlanan Kant'ın yanıtı soruya verilmiş en etkili yanıtı oluşturuyor. Ve belki de bu metin aydınlanmaya dönük yapılan tartışmaları da derlemesi, toplaması açısından da son derece önemli. Benim açımdan önemli bir noktası daha var. Bu metinde Kant tipik bir aydınlanmacı olarak karşımıza çıkıyor. Ya da şöyle diyelim, aydınlanmacı düşünce geleneğine bağlı olarak düşünen bir filozof olarak çok açık bir biçimde görüyoruz. Yani ben Kant'ı, işte bazı yorumlar var, doğrudan bir aydınlanmacı mı, dolaylı bir aydınlanmacı mı değil mi? Bu metine dayanarak konuşursam Kant benim için bir aydınlanmacı. Şimdi metin bildiğiniz gibi çok heyecanlı bir biçimde, çok coşkulu bir biçimde aydınlanmanın tanımıyla da başlıyor. Ama şöyle hani devam etmek istiyorum. Bu metin sadece aydınlanmayı tanımlamamakta, daha da fazlasını yapmakta. Aydınlanmanın tamamlanmasının ön koşullarını da bize bildirmekte. Şimdi bu bağlamda iki maddede toplamak istiyorum bu ön koşulları. Birincisi devletin ve kilisenin düşünce önündeki o engelleyici rolünden arınmasını ve ikinci olarak da devletin eleştirinin koruyucusu olmasını istemektedir. Bu metin aslında bir talep metnidir, bir istek metnidir, Kant'ın talebidir. Bir yurttaş olarak, bir akademisyen olarak Kant özgürlük ve düşünme hakkının yasayla, hukuk aracılığıyla yani devlet eliyle güvence altına alınmasını talep etmektedir. Ve bu talebin de aslında resmi uygulayıcısı Kant içinde bulunmaz bir nimet olan, aydınlanmış bir yönetici olan
büyük Frederick'tir. Şimdi Kant'ın saf aklın kritiğini 1781 tarihli birinci kritiği yazdığını dikkate aldığımızda ne yaptı Kant birinci kritikte? Aklın sınırlarını belirledi. Aklın neyi bilip neyi bilemeyeceğinin gözler önüne serdi. Yani aklın ne olduğu hakkındaki teorisini tanımladığını dikkate alırsak, aydınlanma nedir metni? Artık Kant'ın aklın pratik alandaki gerçekleşme biçimleriyle ilgilenmeye geçtiğini de bize göstermektedir. Bu açıdan aydınlanma metni artık Kant'ın etik ve politik metinlere geçişin bir hazırlığını da içermektedir. Öyleyse aydınlanma metninde seçilebilecek bir pasaj, Kant'ın teorik ve pratik metinleri arasında bir geçişi de simgelemektedir ya da simgeleyecektir. Bu bağlamda benim seçtiğim pasaj, Kant'ın biraz önce de ifade ettim, neredeyse en çok bilinen bu makalesinden yine neredeyse en çok bilinen giriş pasajı. Şimdi o pasajı tabii ki hepimiz ezbere biliyoruz ama bir kez daha hatırlayalım. Çünkü o pasaj üzerine konuşmaya çalışacağım. Pasaj şöyle ya da metin şöyle başlıyor. Aydınlanma, insanın kendi kendisini maruz bıraktığı olgunlaşmamışlığından çıkmasıdır. Olgunlaşmamışlık, birisinin başkasının rehberliği olmadan kendi aklını kullanamamasıdır. Bu olgunlaşmamışlık nedeni aklın eksikliği değil, başkasının rehberliği olmadan onu kullanma kararlılığı ve cesaret eksikliği ise kendinden kaynaklanır. Bu nedenle aydınlanmanın sloganı şudur: Sapare aude, aklını kullan. Aslında daha doğru ifadeyle kendi aklını kullanmaya cesaret et. Şimdi bu pasaj üzerine konuşmaya çalışacağım. O zaman ilk sorumuz şöyle olsun. Bu pasaj kendi sınırlarında ve tabii ki metnin bütünü bağlamında değerlendirilirse eğer bize ne söylemektedir? Şimdi yine maddeler halinde sıralamaya çalışacağım. Madem bir pasajı analiz etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu pasajda Kant öncelikle aydınlanma varsayımının, burada varsayımı ifadesini kullandım. Çünkü aydınlanma gerçekleşmedi Kant'a göre. Çünkü kendi dönemini aydınlanmış bir çağ olarak değil, aydınlanmakta olan bir çağ olarak görüyor. Dolayısıyla Kant için de bu bir kabul, bir paradigma, yani henüz gerçekleşmiş bir şey değil ama gerçekleşmesini arzu ediyor. Dolayısıyla aydınlanma varsayımının pasaj temel içeriğini belirleyerek işe başlıyor. Ve yine Kant aydınlanmanın bu içeriğini de akıl kavramıyla ilişkilendirerek düşünmekte ve yine Kant aydınlanmanın tanımını da aklı kullanma becerisiyle ilişkilendirerek yapmakta. Şimdi yine maddelerle devam edeceğim. Şimdi o zaman bu pasaja göre ilk olarak şunu söylüyoruz. İnsan bir olgunlaşmamışlık ya da yaygın kabulle ergin olmama durumu içindedir. İki, bu olgunlaşmamışlık durumu doğrudan insanın kendisinden kaynaklı, yani kendisinin neden olduğu bir durumdur. Üç, ama buna karşın aydınlanma insanın kendisini içinde tuttuğu bu olumsuz durumdan yine kendisinin çıkartabilmesi, kurtarabilmesi durumudur. Yani Kant hep aydınlanmayı bir çıkış, bir kurtuluş olarak tanımlıyor zaten bildiğimiz gibi. Şimdi paragrafın ikinci cümlesi ise insanın bu olgunlaşmamışlık durumunun ne olduğunu bize açıklamakta. Olgunlaşmamışlık Kant'a göre kişinin düşünme ve karar verme sürecini kendi aklına uygun bir biçimde yönetememesi durumu. Şimdi burada paragraf aslında şunu da çok açık bir biçimde bize söylüyor. Yani sorun ne o zaman, problem ne? Çünkü birinci kritiğin açıklamalarına dayandığı, dikkate alındığında sorun herhalde bir akıl eksikliği olmasa gerek, değil mi? Bu çok açık. Yani paragraf bir akıl eksikliğini varsaymıyor. Çünkü akıl vardır ve herkes için geçerli olan bir yitidir. Yani her tek kişi bir akıl sahibidir.
olgunlaşmamayla, yani olgunlaşmama durumuyla, ergin olmama durumuyla işaret edilen durum, o halde bilme mekanizmalarının işlemleriyle ilgili bir şey değil. Peki o zaman sorun nerede? Kant sorunu nerede görüyor? Aklın kullanma tarzında görüyor. Yani bir başkasının, başkalarının ya da bir otoritenin, bir gücün yönlendirmesiyle düşünmek ve karar vermek. Bu durumda olgunlaşmama durumunun simgesi insanın kendi aklını başkasının yönlendirmesiyle kullanması durumudur tam da. Şimdi bu açıdan bakıldığında ben biraz daha farklı bir noktaya değineceğim. Olgunlaşmama sözcüğüyle aslında Kant vurguyu işte reşit olma yaşına ya da erginlik yaşına ya da işte hukuksal bağlamdaki ergin olup olmama konusunda bu vurguyu yapmıyor. Bunlar yanlış değil, kabul, doğru. Çünkü sözcüğün bu anlamları da var, sözcük bu anlamları da içeriyor. Ama sanki bana kalırsa Kant burada asıl vurguyu sesini yükseltip yükseltememe anlamında, yani vurguyu tam da burada yapıyor. Zaten bu metinde de aydınlanmanın bakışıyla bakıyor, aydınlanmanın ağzıyla konuşuyor ya da onun değerleriyle konuşuyor. Tam da aydınlanmacı bakışın küçültülmüş bir simgesi gibi. Yani çünkü Kant üçüncü durakta, yani bir İngiliz aydınlanması, bir Fransız aydınlanması ve Alman aydınlanması, yani artık üçüncü durakta. Dolayısıyla tamamen aydınlanmacı bir bakışla bakıyor, onun ağzıyla aslında konuşuyor. Şimdi burada farklı metinlere gönderme yapılması gerektiğini de ifade etmiştim. Çok dallanıp budaklanmadan ahlak metafiziğinin özellikle bu özerklik, otonomi kavramı bağlamında biz bu kavramı düşündüğümüzde istenç özgürlüğünde, yani o olgunlaşmama, ergin olmama halini istenç özgürlüğünde bulunmama hali olarak görebiliriz. O zaman Kant bu metinde şu açık ayrımı net bir biçimde yapıyor. Yani özel kişi yaşamıyla kendi dışında bir standarda tabi, yani bağımlı kişi yaşamı arasında çok açık bir ayrım yapmakta. Bunu net bir biçimde görüyoruz. Yani bu bağlamda kilise ve monarşinin, dinsel olanla politik olanın, kişinin düşünme ve yaşam tarzı üzerindeki o sınırlayıcı, kısıtlayıcı ya da bütünüyle engelleyici etkisi açısından bakılırsa, aydınlanmanın insanı bu sınırlamaları, yani dışarıdan belirlemeleri aşmalı, aşmak zorunda. Yani insan zihinsel olgunluk için, zihinsel olgunlaşma için, ki burada aslında olgunlaşma tam da o zihinsel olgunlaşmayı kastediyor Kant, aklın kendi ilkelerine dayanarak düşünmek, yani düşünmenin ilkelerine dayanarak düşünmektir. Şimdi paragraf bu olgunlaşmama durumunu açıkça aklı kullanma, daha da önemlisi aklı kullanma cesareti eksikliğiyle açıklamaktadır. Ya da başka bir deyişle söylersek, bu düşmüşlük hali insanın kendi korkaklığından, tembelliğinden, yani cesaretsizliğinden kaynaklanmaktadır. Öyleyse paragraf bu olgunlaşmama ya da aklını başkasının rehberliğinde kullanma tarzını insanın kendi özgür iradesiyle ilişkili görmekte. Çünkü aklı ilkelerine dayanarak kullanmama, bir başkasının yönlendirmesi olarak bir özgürlük yitimi bağlamında aslında insanın bile isteye kendi seçimidir, kendi tercihidir. Ahlak metafiziğinin temellendirilmesi bağlamında istenç özgürlüğü olarak otonomi ne anlama geliyordu? İstemenin kendi kendine yasa olması demekti. İstemenin kendi kendine yasa olma özelliğiydi. Şimdi bu durumda olgunlaşmama durumu, bununla birlikte bir başkasının düşüncesini takip etme, yani bu anlamda söylüyorum, kişinin kendi özerkliğini kendi rızasıyla bir başkasına devretmesidir. Dolayısıyla bu olgunlaşmamışlık durumu, işte akıl, özgür irade ve otonomi gibi kavramları aynı anda olumsuzlar, aynı anda olumsuzluyor ve bu bağlamda da aslında aydınlanmanın projesini bütünüyle tehlikeye atıyor. Yani paragraf bunu varsayıyor, Kant bunu varsayıyor. Ama bu durumu değilleyen bir tavırsa akla dayalı meydan okuma.
Yani sapare aude. Dolayısıyla Kant tam da bu bağlamda aydınlanmanın tamamlanmasının ön koşulunu bize metinde bildiriyor. Kendi aklını kullanmaya cesaret et. Şimdi kişinin bu kendi aklını başkasının yönlendirmesine bırakma durumunda, yani olgunlaşmamışlık durumundan kurtuluşuyla metinde insanın kendi aklına dayanarak düşünme cesaretini göstermesi çağrısı da birleşmiş oluyor ya da birleşiyor. Şimdi bu Latince sapare aude ifadesi bilmeye cesaret et anlamında ya da yani pratikteki karşılığı, sözlük karşılığı da işte kendi aklını kullanma cesaretine sahip ol demektedir. Yani Kant sapare aude ifadesiyle aslında okuyucuyu bir anlamda akıl aracılığıyla entelektüel bir çaba göstermeye ve kendisini özgürleştirmeye davet etmekte. Ve tabii ki bu çağrıyı herkes için yapmakta. Yani aklını kullanma cesaretini göster çağrısını Kant toplumun belli insanları ya da belli bir kesimi için değil. Bu çağrıyı herkes için yapmakta ve biraz soru işareti koyarak Kant büyük bir ihtimalle de insanın bu çağrıya yanıt vereceğini açıkça varsaymakta. Zaten aydınlanmanın kendisi de insana yani Kant'ın bu cümlesinden, bu ifadesinden önce bütünsel olarak baktığımızda aydınlanmacı düşünceye, aydınlanma da insana bu çağrıyı yapmıştı. Yani aklı tek ölçüt yapması konusunda bu çağrı zaten aydınlanma düşüncesinin insana çağrısıydı. Tabii ki Kant bu konuda kendi, yani Kant'ın dayanağı kendi akıl çözümlemeleri. Yani Kant'ın dayanağı daha çok kendi çözümlemeleri tabii ki akıl konusunda. Şimdi Kant saf aklın eleştirisinin ilk baskısının ön sözünde özetle şöyle yazıyor. Onu okumaya çalışayım. Artık yanıltıcı bilgiyle oyalanmayan bir çağın olgunlaşmış yargı gücü, aklın tüm görevlerinin en zorunu, yani kendini bilme görevini yeniden üstlenmesini ve bir adalet mahkemesi kurmasını talep etmektedir. Bu mahkeme saf aklın eleştirisinden başka bir şey değildir. Öyleyse aklın akla hesap verdiği bu eleştiri mahkemesinde her türden tasarım sorguya çekilecektir. Saf bilmenin koşullarına dayanana kadar her şey eleştireden geçecektir. Yani akıl karşısında her şey hesap vermek durumunda. Eleştiri zaten aydınlanmacı düşünce geleneğinin temel parametrelerinden biri. Şimdi Kant'ın buradaki olgunlaşmış yargı gücü sözcüğüne düştüğü bir dipnot var. Bu dipnotta aydınlanma metnini aslında birinci kritikle de ilişkili hale getirmekte. Çağımız, şöyle diyor Kant, çağımız her şeyin boyun eğmesi gereken gerçek bir eleştiri çağıdır. Din kutsallığı aracılığıyla ve yasama görkemi aracılığıyla genellikle kendilerini eleştiriden muaf tutmaya çalışırlar, diyor Kant. Şimdi öyleyse hiçbir şey eleştiriden muaf değil. Çünkü çağ bir eleştiri çağıdır ve bilginin geçerli koşullarına dayanmış aklın bu aşamada artık gereksinim duyduğu tek bir şey var. O da eleştiri, ya da şöyle diyelim, eleştiri özgürlüğünün yasayla, hukukla güvence altına alınması, garantilenmesi. Şimdi aklın kullanılmasından ne anlaşılması gerektiğini saf aklın eleştirisi bize açıkladı. Ama aklın kullanılması cesareti için gerekli olan eleştiri özgürlüğünün felsefi ön koşullarını işte Kant tam 3 yıl sonra tam da bu metinde bize bildiriyor ya da açıklıyor. Şimdi burada yani konuyu çok dağıtmayacağım ama yine de metnin bütününe baktığımızda aklın iki kullanımıyla da karşılaşıyoruz. O yüzden Kant aydınlanma nedir sorusunu sadece bir tanım düzeyinde yanıtlamıyor. Onun koşullarını bildiriyor. Bunları zaten söylemiştik. Şimdi üçüncü olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Sonuçlarını da öngörüyor. Yani aydınlanmayı tanımlıyor. Onun ön koşullarını, aydınlanma sürecinin tamamlanması için ön koşullarını bildiriyor ve sonuçlarını da öngörüyor bu metinde. Dolayısıyla bu bağlamda zihinsel olgunlaşmamışlık
durumundan kurtulmanın olanağı elbette aklın kullanımı. Yani kişinin kendi düşünme yetisine dayanarak karar vermesi ve görüş bildirmesi ve bunun içinde tek koşul var. O da özgürlük. Aydınlanma için de gerekli olan tek şey özgürlük. Aslında bu bağlamda Kant için aydınlanma bu akıl ve özgürlük ikilisinin doğru orantılı kullanımı olarak belki tanımlanabilir. Şimdi olgunlaşmamışlık durumu eğer aklın kullanım biçimleriyle ilişkiliyse, olgunlaşmamışlığı aşma olanağı düşüncesinin geliştirilmesi, düşüncenin açıklanması ve yayımıyla, yani özgürlüğün kullanım tarzıyla ilgili. Bu nedenle Kant öncelikle düşüncelerin ifade edilebilme özgürlüğüyle ilgileniyor. Yani asıl onun odaklandığı nokta o. Düşünmeyi ifade etmek. Dolayısıyla tabii bu metinde hani özgürlük kavramının altını sıklıkla çiziyorum ama aydınlanma nedir metninde özgürlük işte Kant'ın daha sonraki metinlerinde açığa çıkacak ve ahlaki bir ilke olarak işletecek. Tabii özgürlük Kant'ın felsefesinin taşıyıcı bir kavramı çünkü o bir aklın idesiydi. İşte onu ahlaki anlamda bir ahlakın bir ilkesine dönüştürdü, hukukun ilkesine dönüştürdü, politik olanın ereğine dönüştürdü, tarih tasarımının da ilkesi. Dolayısıyla özgürlük önemli ama burada tabii bu metinde bir düşünme özgürlüğü var. Belki özgürlüklerin en önemlisi, o yüzden ona odaklanıyor. O yüzden bu metinde özgürlüğün dayanakları olsa da özgürlük ahlaki değil, politik bir konu olarak öne çıkıyor. Ve Kant'ın açıkça bildirdiği şey de şu, işte bu düşünme özgürlüğünün hukukla güvence altına alınması. Yani konuşma ve eleştiri özgürlüğü. Açıkça talep ettiği şey bu. Saf aklın eleştirisinin ön sözünde eleştiri nesnesi olarak din, siyaset ve akıl kavramlarını sıralıyor bildiğimiz gibi. Dolayısıyla eleştiri dini, siyasi ve entelektüel inançların özgür ve açık inceleme sınavına tabi tutulmasını içermekte. Şimdi bu bağlamda aydınlanma nedir sorusuna yanıtta eleştiri tabii ki bütün insanların bir etkinliği. İnsanlar dinin ya da devletin rehberliğinde değil, sadece kendi aklının rehberliğine dayanarak eylemde bulunacaklarsa o zaman işte aydınlanma aklını özgürce kullanabilen bir toplumun eseri olacak. Bir halkın eseri olacak. Şimdi Kant bireysel uyanışları tabii ki önemsiyor. Onları göz ardı etmiyor. Ama bildiğiniz gibi aydınlanma tekil insanda gerçekleşen, bireyde gerçekleşen bir şey değil. Bu uzun bir süreç alacak. Hatta bana sorarsanız aklını kullan çağrısını yaparken de belki de bu benim varsayımım aydınlanma sürecini biraz hızlandırmak ister gibi. Çünkü herkese bu çağrıyı yapıyor. Dolayısıyla toplumda gerçekleşmesi gerekir ya da özgürlük diyelim. Çünkü aydınlanma bir tür özgürlüktür, özgürlüğün gerçekleşimidir. Dolayısıyla özgürlük toplumsal bir amaç, toplumsal bir hedef olması gerekiyor. O zaman ancak bireysel özgürlükler de güvence altına alınabilecek. Ama vurgu burada önemli. Dolayısıyla aydınlanmış bir toplum, toplumun aydınlanması gerekiyor. Bireydeki aydınlanmadan daha hızlı olacak olan toplumdaki aydınlanma. Şimdi hocam özür dileyerek araya giriyorum. Bitti mi sürem hemen? Evet, süremizi 4 dakika geçtik. Öyle mi? Ne yapalım? Çok daha vardı aslında. Yani toparlayabilirsiniz hocam. Çok az kaldı. Biraz şey yapalım. O zaman daha hızlı konuşmaya çalışayım. Zaten yeterince de hızlı konuşuyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Şimdi bununla birlikte bu aklın kullanımlarından devam edecek olursak kamu görevlileri yani Kant kamu görevlileri ve özellikle okumuş çevrenin özgürlüğüyle ilgileniyor. Yani bilim çevresiyle ilgileniyor ve böylece aklın iki kullanımı ve onun özgürlüğünün yaşanma biçimine odaklanıyor. Kant aklın özel kullanımı ve kamusal kullanımı ayrımıyla dile getirdiği aslında özgürlüklerin nasıl kullanıldığıyla ilgili bir durum. Hatırlayalım aklın özel kullanımı neydi? Resmi görevdeki kişi tarafından kullanılan düşünme biçimiyken aklın kamusal kullanımı eleştiri yani tartışma, analiz, sorgulama aracılığıyla aklını kamu önünde kullanan düşünme biçimidir. Şimdi aklın özel kullanımıyla vurgulanan görevlerini yerine getiren kişinin aklını kullanma tarzı ve bu akıl için gereken özgürlüğün niteliği hakkında. Devlet memurlarının konu olması onların sadece kurumun gerekliliğiyle davranmak zorunda olmalarından kaynaklıdır.
aklı kullanmaları, yani aklı kullanan, aklı kullanma özgürlükleri sınırlandırılmıştır. Çünkü memurun konuşması devletin söylemiyle sınırlandırılmıştır. Memur devletin düzenlemesiyle çelişmemek zorunda. Asker, vergi memuru, kilise mensubu, bunları örnek veriyor metinde Kant. Dolayısıyla bu kişiler aklın özel kullanımını gerçekleştirirken sadece itaat etmekle yükümlüdürler. Kant her şeye rağmen yine de kurum çalışanının da bir eleştiri hakkını varsayıyor. Aklın özel kullanımıyla görevlerini yerine getiren kişi kendi alanıyla ilgili konularda eleştirilerini dile getirebilir. Ancak bu sadece kurum sorunlarıyla sınırlı. Oysa Kant'ın ilgisi biraz önce de ifade ettiğim gibi halkın aydınlanmasına yönelik olan aklın kullanımı. Şimdi Kant dediğim gibi bireysel aydınlanmayı tartışıyor gibi görünse de bir toplumun aydınlanması için aslında neyin gerekli olduğuyla ilgileniyor. Halkın daha çabuk aydınlanmasının olanağı işte tam da bu aklın kamusal kullanımıyla ilişkili bir şey. Öyleyse aydınlanmanın tamamlanmasının en temel işlevi tam da burada açığa çıkıyor. Yani aklın kamusal kullanımında. Şimdi bilim insanı düşünce geliştirip bunları yayma işini yaparken aklın kamusal kullanımını gerçekleştirmekte. Eleştiri de en açık olarak aklın kamusal kullanımında açığa çıkıyor. Çünkü burada düşünceyi düzenleyen ve sınırlandıran hiçbir yaptırım yoktur ve konuşmanın hiçbir yerinde devlet düzenleyici ve denetleyici değildir, olmamalıdır. Halkın bir üyesi diğer bir üyeyle ya da üyelerle konuşurken aklın kullanımı açıktır ve bilim insanı devleti, kurumları ya da kendi alanını eleştirirken eleştiri bu alanların da iyileştirmesini getirecektir. Bu nedenle Kant aklın kamusal kullanımında devletin ve dinin bir otorite olarak engelleyici olmamasını talep ediyor. Şimdi burada toparlayacağım Mehmet ama şunu da söylemek istiyorum. Dikkat çeken şey Kant'ın verdiği örnekler arasında akademisyenlerin olmaması. Kendisi yok yani. Bununla birlikte yine de akademisyenlerin konumu gerilimli bir örnektir. Üniversitede çalışan bir akademisyen aklın hangi kullanımını gerçekleştirecektir? Yani aklın özel ve kamusal kullanımı arasında bir seçim yapacak mı ya da bunların birlikteliği nasıl bir durum oluşturacak? Şimdi bu ikisi arasındaki gerilim bir akademisyen için ne anlama geldiğini aslında Kant yaşayarak deneyimlemiştir. Özellikle fakülteler çatışmasının ön sözünde bildirdiğine göre aklın sınırlarının sınırlarında dinin yayımlanması sonrasında 2. Frederick William'den kutsal metinlere ve Hristiyanlığa karşı felsefeyi kötüye kullanma ile suçlandığı bir yazı alıyor Kant ve buna cevaben Kant gençlerin öğretmeni olarak yani aklın özel kullanımıyla sınırlı bir iş yaptığını, derslerinde kutsal metinlerle ilgili bir değerlendirme yapmadığını bildiriyor. Oysa Kant halkın öğretmeni olarak yani aklın kamusal kullanırken kimseye zarar vermemişti. Ancak yine de Kant yanıtında, savunmasında kutsal metinlerle ilgili konuları tartışmaktan kaçınacağını taahhüt ediyor. Ve Kant'ın bu taahhütü tabii ki kişisel yorumumdur. Gerçekte aklın kamusal ve özel kullanımları arasındaki ayrımın geçersiz olabileceğini çaresizce onaylamış olmaktadır. Amacım Kant'ı sıkıştırmak değil ya da şöyle diyelim bize tutarlı düşün demişti Kant. Kant'ın bu deneyimi acaba bir tutarsızlık mıdır? Kurtaralım Kant'ı. Gerçekte aslında Kant başından beri itaat ve eleştiri arasında düşünen bir aydınlanmacı. Hatta Kant aydınlanma makalesinde bildirdiği gibi büyük Frederick'in dilediğiniz kadar ve dilediğiniz konuda tartışın fakat itaat edin buyruğunu sanki düşüncesinin merkezine yerleştirmiş bir aydınlanmacı gibi görünüyor. Şimdi bu bağlamda son sözlerimi söylüyorum. Devrime artık girmeyeceğim. Kant bu bağlamda devrimci dönüşümü hiçbir zaman savunmadı. Çünkü bir devrimle siz bir despotizmi yıkabilirsiniz, baskıya son verebilirsiniz. Ama asla düşünme biçimlerinde gerçek bir reform üretemez. Acele bir iyileştirmedir çünkü devrim. Dolayısıyla Kant devrim gibi şiddetin yıkıcı gücünü değil, aklın yavaş yavaş her şeye o egemen olan
yapıcı gücünü savunmakta. Çünkü odaklandığı şey o. Yani aklın olanaklarının yavaş yavaş açılması tarih ve toplum içinde ve rasyonel olana, iyi olana doğru gitmesi. Öyleyse şu sonucu çıkararak konuşmamı tamamlayayım. Paragrafa dayanarak şu belki sonuç çıkabilir. Bu da benim varsayımım tabii ki. Özgürce düşünme alışkanlığı, özgürce hareket etme alışkanlığına dönüşmelidir. Ve bu aşamaya ulaşıldığında aklın özel ve kamusal kullanımları arasındaki ayrım ortadan kalkabilir. Teşekkür ederim. Özür dilerim süremi aştığım için. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Bu içerik açısından oldukça zengin konuşma için çok teşekkür ederiz. Özellikle aydınlanma meselesi, yani aklını kullanma cesaretini göster meselesini, birinci kritiğin ön sözündeki mahkeme benzetmesiyle ya da mahkeme kurma çağrısıyla ilişkilendirerek okumak yani gerçekten çok önemliydi benim açımdan da. Bu yerinde tespit için çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim benim için, sağ olun. Soruları konuşmalar bittikten sonra ya da katkıları alacağız. Hakan hocam buyurun. Teşekkür ederim. Ayrıca Kanal Toplum'da beni davet ettiğiniz için de teşekkür ederim konuşmaya başlamadan önce. Şimdi aslında iki pasaj arasında çok gidip geldim. Keşke tekini seçseydim, biraz benzeyecek konuşmalar. Evet. Ama ben şeye devam edeceğim. Didem Hanım'ın dediğine katılıyorum. Evet, Kant'tan böyle bir pasajı çekip alamıyorsunuz. Mutlaka başka pasajlarla bağlantı kurmak durumundasınız. Fakat ben şeyde kalacağım. Pasajı aldığım kitaptaki pasajlarda kalacağım. Evet, buna özen göstereceğim özellikle. Şimdi nereden seçtim? Saf Aklın Eleştirisinden seçtim. Evet, Saf Aklın Eleştirisinin ön sözünden seçtim. Tabii bu pasajı seçerken biraz da benim kendi ilgilerimden hareket ettim. Doğal olarak. Ve sevdiğim değil ama önemli bulduğum bir pasaj bu. Evet, Saf Aklın Eleştirisinin ön sözünden bir pasaj. Evet, şimdi isterseniz önce pasajı okuyarak başlayayım. Şimdi Kant aklın trajedisinden bahsettikten trajediden bahsettikten sonra şöyle bir şey söylüyor ön sözde. Şimdi okuyayım önce, o sonra gireyim madem yoruma. Başlangıçta dogmatiklerin yönetimi altındaki aklın despotik bir egemenliği vardı. Ama yasama düzeni hala üzerinde eski barbarlığın izlerini taşıdığı için onun egemenliği iç savaşlar yüzünden anarşiyle sonuçlandı. Ve bütün yerleşik yaşam biçimlerinden tiksinen bir tür göçebeler kümesi olan kuşkucular zaman zaman yurttaşlık birliğini parçaladılar. Son zamanlarda insan anlığının belli bir fizyolojisiyle ünlü Locke'a gönderme yapıyor burada. Bu çatışmaların sona ereceği ve metafiziğin iddialarının tam bir kesinlik kazanacağı düşünülmüştür. Ama sonuç başka türlü çıkmış ve bir kez daha metafizik eski dogmatizmine geri dönmüştür. Ve o şimdi küçümsenme ile karşı karşıyadır. Ancak tüm yallığa denendikten ve boşa çıktıktan sonra bir bıkkınlık ve tam bir kayıtsızlık egemendir. Evet. Şimdi Saf Aklın Eleştirisinin ön sözünden yaptığım bir şey bu. Ya da yer alan bir pasaj, öyle söyleyelim. Şimdi bu pasajda dikkat çeken bir şey var. Bu pasajın bir ön sözde yer alması. İkincisi, gördüğünüz gibi bu pasajda politik metaforların kullanılmış olması. Bu pasajın ön sözde yer alması ve pasajda politik metaforlar kullanılmış olması acaba bize Kant'ın Saf Aklın Eleştirisini yazma niyetine dair bir şey söylüyor mu? Evet. Şimdi biliyorsunuz Kant bu Saf Aklın kritik projeye başlamadan önce, yani Saf Aklın Eleştirisine başlamadan önce Kant'ın el yazmalarından o ünlü bir cümlesi var. Evet. İşte cümleyi biraz şey yapacağım, pasajı meal edeceğim. Yani tam olarak değil. İşte bilgiye karşı sonsuz bir istek duyuyorum, dinmez bir susuzluk duyuyorum. Evet. Ve diyor ki yıllarca bunun doğru olduğuna inandım fakat Rousseau bana doğru yolu gösterdi diyor. Artık diyor işim insanın haklarına katkıda bulunmayacaksa kendime en sıradan bir işçiden bile şey hissedeceğim. Yani yararsız hissedeceğim. Bunu söylüyor
Bunu söyledikten sonra şimdi doğal olarak da beklersiniz bir politika felsefesi eseri falan yazmasını, değil mi? İnsan haklarını onurlandırmak üzere. Hayır, saf aklın eleştirisi yazılıyor. Evet. Şimdi fakat saf aklın eleştirisinin bu ön sözündeki bu politik metaforlar acaba saf aklın eleştirisinin politik bir boyutu olduğunu, evet, Kant'ın aslında bütün bir analizinin altında politik bir niyet yatıyor mu diye düşünmemize neden olabilir. Bir de şimdi dediğim gibi bu pasaj ön sözler. Şimdi bir ön sözde ne yazılır? Genellikle şu yazılır. Yani bir kitaba ön söz yazdığınızda o niyetiniz şudur aslında. O kitapta neyi neden yaptığınızı, amacınızın ne olduğunu söylemeye çalışırsınız. Evet. Şimdi metaforlar meselesine gelelim. Şimdi metaforlardan hareketle acaba şey yapılabilir mi diye de bir eleştiri gelebilir. Şimdi şunu söyleyeyim. Metaforlar ne zaman kullanılır? Özellikle felsefe fazla soyut dile daldığında, evet, düşünürler ya da yazarlar, felsefeciler düşüncelerini daha iyi aktarabilmek için, o soyut dilden biraz olsun kurtulabilmek için metaforlar kullanırlar. Evet, şunu kabul ediyorum. Metafor düşünceyi yaratmaz. Metafor zaten var olan düşüncenin, niyetin kendisini belli etmeye çalışır. Evet, şimdi bu açıdan bu metaforların önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ve saf aklın eleştirisinde birçok alandan, tabii kimyadan falan metaforlar kullanılıyor. Bir kimyager analizine benzetiyor biliyorsunuz elementler öğretisine başlamadan önce yapacağı analizi. Fakat saf aklın eleştirisinde dikkat çeken en önemli şey, en yoğun bir şekilde politik ve hukuksal metaforların kullanılmış olması. Evet. Mesela aklın mahkemesi, kamusal onay, aklın, herkesin veto, aklın veto hakkı, değil mi? Burada geçtiği gibi dogmatizm, anarşizm gibi metaforlar. Şimdi pasaja geri döneyim bu temel girişten sonra. Şimdi pasaj biraz tabii böyle alıntıladığımız zaman, bağlamdan kopartıp alıntıladığımız zaman pasaj biraz şeyde kalıyor. Tabiri caizse havada kalıyor. Şimdi aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Klasik olarak meseleye, saf aklın eleştirisine, mesela bir episteme, Kant'ı bir epistemolog olarak alıp da bir epistemoloji perspektifine yaklaşırsak, şimdi şu bu pasajı şöyle yorumlayabiliriz. Değil mi? Çok standart, klasik bir yorumdur. Belki de eleştiriye de açık. İşte aslında ne yapmaya çalışıyor Kant epistemolojisinde? Rasyonalizm ile empirizm arasında bir orta yol bulmaya çalışıyor. Evet. Acaba öyle mi gerçekten? Evet. Şimdi fakat bu pasajı bu dogmatizmle, işte rasyonalizm en üst noktada, dogmatik rasyonalizm bizi de despotizme götürüyor. Kuşkucu empirizm ise bizi en üst noktada anarşizme götürüyor. Şimdi bu başka bir şey. Şimdi bu şekilde bakarsak yani. Acaba Kant şöyle bir şey düşünüyor olabilir mi? Bırakın entelektüelleri, en sıradan insanın bile farkında olsun veya olmasın, her türlü politik ve etik tutumunun altında varlık nedir sorusuna ve hakikat nedir sorusuna vermiş olduğu bir cevap olabilir mi? Tam da bu cevap, tam da verilen bu cevabın kendisi bizim politik tutumlarımızı belirler mi? Bence Kant bunun çok iyi farkına vardı. Tekrar ediyorum, ortalama insan, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde aslında ortalama insanın bile herhangi bir politik görüşü savunan, değil mi? Aslında bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde varlık nedir, hakikat nedir sorusuna verdiği bir cevap var aslında. Evet. Ve bu pasaj aynı zamanda şunu söylüyor. Bir yanda dogmatik rasyonalistler, bir yanda empiristler, despotizm, anarşizm, bir yanda da kayıtsızlardan bahsediyor. Şimdi ünlü Kant uzmanlarının söylediği gibi bu kayıtsızlar kim? Kant burada aslında metafiziğe, bu şu anlama geliyor aslında, akla şüpheyle yaklaşan Fransız aydınlanmacılar aslında. Her türlü metafiziği safsataya indirgeyen ama böylece aklın tırnak içinde aklı değer kaybına uğratan, Kant'ın düşüncesiyle şey var. Demek ki Kant burada aslında bir kriz durumundan bahsediyor. Kritiklerin adında kritikten geldiğine göre. Ve bu kriz durumu az zamanda, aynı zamanda felsefi bir kriz durumu değil. Aynı zamanda politik bir kriz durumu. Yani tam bir fragmentasyon. Yani Rousseau'nun aydınlanmanın ilk büyük kritiğini yaptığını göz önüne alırsak ve Rousseau'ya olan bağlılığını, Kant'ın bağlılığını demeyelim de Rousseau'ya verdiği önemi de göz önüne alırsak ve tabii ki Kant'ın aslında genel olarak şey yaparsak, bu nedir aslında? Modernitenin krizini aklı yeniden yapılandırarak çözmek. Güzel. Şimdi peki bu fragmentasyonu, bu parçalanmayı nasıl aşacağız? Şimdi
betimlenen bu kriz durumu nasıl aşacağız? Aslında burada sistematik olarak Kant'ın bütün eserlerine bağlantı kurabiliriz. Ama bunu yapmayacağım çünkü çok uzak. Evet. Dolayısıyla ben şeyde kalacağım. Saf aklın eleştirisinde kalacağım. Şimdi nasıl çözülecek? Şimdi Kant'ın bize verdiği cevap şu aslında. En azından saf aklın eleştirisinde. İşte Didem Hanım da gönderme yaptı o pasaja. Aklın işte en zor görevlerinden bir tanesi kendini bilme görevi. Ve aklın kendini mahkemeye çıkarması. Aklın mahkemesi. Yani aslında kastettiği şey aklın öz eleştirisinin yapılması. Evet. Şimdi neden? Çünkü öyle bir mahkeme olacak ki bu mahkemede biricik otorite bizzat yine aklın kendisi olacak. Ama akıl hem yargılanan olacak hem de yargılayan olacak. Şimdi dolayısıyla öz eleştiri akıl kendi kendisinin ne yapacak? Öz eleştirisini yapacak. Ve bütün bu kitapta aslında böyle bir öz eleştirinin imkanının koşullarını aslında bize göstermeye çalışıyor. Evet. Şimdi o zaman karşımıza bu öz eleştiri meselesi ortaya çıkıyor ki bu biliyorsunuz felsefe tarihinin en bela problemlerinden bir tanesi. Evet. İşte daha sonra Hegel diyecek ya öz eleştiri mümkün değildir çünkü işte yüzme bilmeden suya atlamaktır. Evet. Şimdi peki Kant'ın şeyi ne burada? Kant şunu yapıyor. Hante'nin çok güzel söylediği gibi burada bir transandantal ayrım denen bir ayrım var. O da şu. Şimdi özne, öz eleştiri şöyle bir şey. Akıl hem eleştiren özne olacak hem de eleştirilen nesne olacak. Şimdi refleksiyon. Evet. Self-refleksiyon ya da self-refleksiyon. Evet. Şimdi normal bir durumda düşünce şöyle çalışıyor. Yani herhangi bir şey üzerinde düşündüğümüzde zaten düşünülen nesne bize veri olarak var dışarıda bize veri. Dolayısıyla eleştirel mesafe dediğimiz şey zaten doğal olarak veri bizde. Fakat akıl kendisine döndüğünde, kendi kendini eleştirmeye kalktığında bu eleştirel mesafenin kendisi ortadan kalkıyor. Şimdi aklın mahkemesinin ve kendini bilmenin zorluğu burada. Kant'ın söylediği gibi. Şimdi peki bunu nasıl aşacağız? Evet. Çünkü şöyle bir şey olacak. Akıl özne olduğunda, eleştiren özne olduğunda özne olmanın tüm gereklerini yerine getirmek durumunda kalacak. O zaman eleştirilen nesne olmaktan kesilecek. Eleştirilen nesne olduğunda ise nesne olmanın tüm gereklerini yerine getirmek durumunda o zaman özne olmaktan kesilecek. Evet. Peki bunu nasıl aşacağız? Evet. Ve dolayısıyla o dogmatizm, despotizm tehlikesini nasıl, anarşizm tehlikesini nasıl bertaraf edeceğiz bu kritik vasıtasıyla? Evet. Esas temel bu. Şimdi Kant bu öz eleştirinin nasıl, tabii belki de Kant'ın büyüklüğü burada. Gelebilecek eleştirileri de öngörebilmesinden. Belki de bir filozofun büyük kılığı da bu. Bilemiyorum. Herhangi bir filozofun. Kendi düşüncesine gelebilecek eleştirileri öngörebilmesinden. Tabii bir de aynı zamanda siz bir kritisyen olarak aklı eleştirisini yapıyorsunuz zaten. Bir de bu var. Şimdi Kant bunu açıklayabilmek için Latince dipnot veriyor ve bir Latince atasözü kullanıyor. Latince atasözü yazıyor oraya. Şimdi bu Latince atasözünde, şimdi ben Latincesini onu şey yapmadım. Evet. Şöyle bir şey var. Bir kelime iki anlama geliyor. El ve kendim. Şimdi şöyle bir şey o. Tam olarak çevirirsek eğer. Tam olarak çevireceğimiz ama yaklaşık bir çevirisi şöyle. Evine veya kendine dön. Elindeki veya evindeki alet edevata hakkını ver. Atasözü bu. Evine veya kendine dön. Evindeki veya kendindeki alet edevata hakkını ver. Şimdi bu kendi meselesi olunca, bu kendilikten de aklın eleştirisi alınıyorsak tahmin edebileceğiniz gibi bu da aklın yetilerinin kullanımına ya da doğru kullanımına hakkını ver ya da akılsal yetilerini kullan. Şimdi burada şöyle söyleyeyim, bir örneğe başvuracağım. Şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biraz bağlamdan kopartarak Heidegger'den bu çivi çekiç. Şimdi biliyorsunuz şöyle bir şey vardır. Aracın ne olduğunu bilmek istiyorsanız, kullandığınız aracın önemli bir çekicin ne olduğunu bilmek istiyorsanız, evet, onu kullanmanız gerekiyor. Yani duvara çiviyi çakmanız gerekiyor. Ancak o zaman anlayabilirsiniz çekicin çekici olduğunu ya da kullandığınız aletin ne olduğunu veya işte gerçekten amacınız ergonomisi doğru mu değil mi, yapısı düzgün mü değil mi, çekiç olmayı hak eden bir aleti tutuyorum elimde. Ve aynı zamanda her türlü araç kullanmanın bir de sonucu var, ortaya çıkan bir ürün var.
Yani burada bu örnekten gidersen duvara çakılan çivi. Evet. Şimdi şu o zaman dönelim. Kendime döndüğüm zaman yapmam gereken şey aslında akılsal yetilerimi kullanmam. Şimdi akılsal yetilerimi kullandığım zaman ortaya bir ürün çıkıyor. Ortaya çıkan ürün ise tahmin edebileceğiniz gibi yargı. Bu iyidir, bu güzeldir, bu adildir, bu doğrudur gibi yargılar. Fakat yargıyı dile getirdiğim an yargı bana dışsallaşıyor ve başkasının eleştirisine açılıyor. Kamusal olarak dışsallaşıyor. Ve böylece eğer tanıta aklım intersubjektif, transandantal ve intersubjektif bir rasyonel yargıların bana dışsallaştı. Evet. Hakan Hocam, özür dileyerek araya giriyorum. Biraz geriden alabilir misiniz? Bir bağlantı kesikliği oldu da. Bir dakika falan geriden alabilir misiniz? Genel olarak herkes de mi oldu? Nerede kaldığımı bilemiyorum. Evet, herkes evet, oldu. Evet. İlk açılışta merhaba dedikten sonra kesildi hocam. Gerçekten mi? Yok ya, yok. Hayır. En son bir cümle. Bir cümleniz gitti. Şöyle söyleyeyim o zaman, şöyle alayım o zaman, akılsal yetilerimi kullandığımda ortaya yargılar üretiyorum ve yargı dile döküldüğü an bana dışsallaşıyor. Kant'a aklım ve akılsal yetileri kullanmanın aynı zamanda intersubjektif ve transandantal intersubjektif olduğunu göz önüne aldığımız zaman bana dışsallaşan yargı başkasının eleştirisine açılıyor. Yani bendeki akıl başkasının aklı tarafından eleştiriliyor. Ama bu aslında aklın kendi kendini eleştirmesi demek. Ve böylece öz eleştiri mümkün kamusal ve kolektif olarak. Yani politik olarak mümkün ki transandantal yöntem öğretisi aynı zamanda aklı, evet bu anlamda kamusal, aklın kamusal akıllarına gönderme yaptığında Safaklaş'ın son bölümünde ve bunun kolektif bir etkinlik olduğunu söylediğinde tam da benim bu söylediğim şeye göndermede bulunuyor. Aynı zamanda son bir pasaj şunu söyleyeyim. Peki Kant acaba, şimdi bu ilginç bir şekilde gene el yazmalarında şöyle bir şey var Kant'ın. Aklın evriminden bahsediyor. Aklın evriminden bahsediyor fakat buradaki pasajlarda alıntıladığım pasaj, Safaklaş'ın alıntıladığım pasajda şöyle bir şey söylüyor. Aklın dogmatik iddiaları ve buradan çıkan despotizm, eğer benim yorumum veya okumam doğruysa veya şüpheci, aşırı şüpheci iddiaları ve buradan çıkan relativizm, yani anarşizm. Evet, bunlar geçmişte vardı, şimdi de var ve gelecekte de var olmaya devam edecekler. Fakat Kant şimdi şöyle söylüyor. Ama şimdi bir de eleştirel akıl var. O da bende zuhur buldu. Ama bende derken aklın kendi gelişimi içinde. O zaman eleştirel akıl tam da aklım iki karşıt iddiaya ve bu onun yaratacağı politik çıkmazlara sürüklenmesini engeller. Bunun koşulu da aklı bir kamusal alan içinde ve kolektif olarak aklın eleştirilmesi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam biz çok teşekkür ederiz bu keyifli konuşma için. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Saf aklın eleştirisini galiba tekrar okumam gerekiyor. Çünkü hiç bu politik metaforları ya da işin politik boyutunu hiç düşünmemiştim saf aklın eleştirisini okurken. Hep işte mantık, metafizik, matematik üzerinden bir okuma yapmıştım. Güzel bir iş çıktı bize. Yanlış anlaşılmasın. Saf aklın eleştirisi kesinlikle politika felsefesi eseridir demiyorum. Sadece evet, politik bir boyutu vardır diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz her iki konuşmacımıza da. Şimdi soruları ve katkıları alabiliriz. Yani dilerseniz parmak kaldırma butonu üzerinden bu işi sürdürebiliriz ya da sohbet kısmına chat'e yazarsanız, oradan ben kime sorduğunuzu da yazarsanız ben okuyabilirim. Evet, sadece bir tane mesaj olarak yazılmıştı. Dikkatinizden kaçtıysa diye ben araya girmek istedim. Konuşma esnasında yazılmıştı çünkü bilginize. Şimdi gördüm. Hemen okuyorum. Kant yaşadığı dönem ve ortam nedeniyle zorunlu olarak biraz dolaylı bir anlatım seçmiş
ve günümüzde kolay anlaşılması amacıyla aslında toplum aydınlanmasıyla otorite, teba ve dinde körü körüne inanca, imana karşı bir fikir yerleştirip halkı aktif hale getirmeye çalışıyor diyebilir miyiz? Tarkan Bey'in sorusu. Kime sorduğunu yazmamış ama. Buyurun Dizli Hanım. Dizli Hanım buyurun. Evet evet yani katılıyorum. Metin içinde de söylemiştim. Tabii bu bir yorum. Yani sanki böyle o aklını kullan çağrısını ya da aklını kullanma cesareti göster çağrısını biraz sanki bu süreci hızlandırmak için yapar gibi. Öyle düşünüyorum ben de. Evet. Saniye Hocam, buyurun. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Hakan Hocama da, Didem Hocama da çok güzel sunumları için. Ben aslında Didem Hocama sorum. Aydınlanma metniyle alakalı. Ben de o metni çok seviyorum. Ve olabildiğince sık sık kullanmaya, öğretmeye çalışıyorum. Bir yerde aydınlanma bireyde gerçekleşen bir şey değil dediniz. Hakikaten metne baktığımız zaman öncelikle bireyin aydınlanmasından başlayıp daha sonra metin genel olarak toplumun aydınlanmasıyla ilgileniyor. Ama sanki bireyin aydınlanmasıyla toplumun aydınlanması birbiriyle paralel. Yani hani İki level'da da, iki alanda da gerçekleşen bir şey aydınlanma sanki. İkisi için de özgürlük gerekli. Fakat farklı tarzda özgürlükler gerekli diyebilir miyiz? Çünkü bireyin aydınlanması bireyin cesaretine ve azmine bağlıdır. Yani birey cesur olduğu zaman, aklını kullanma cesaretine ve azmine sahip olduğu zaman aydınlanabilir. Fakat işte belli koşullar sebebiyle hiçbir şekilde eğitilmemiş birisinin, yani bu şekilde aklını kullanmaya yöneltilmemiş birinin aydınlanması zordur diyor. Yani çabuk veya uzun sürer değil de, yani bireyin aydınlanması, eğer o birey sürekli baskılanmışsa onun kendine düşünmesi zordur. Ama toplumun aydınlanması eğer ifade özgürlüğü olursa kolaydır diyor. Değil mi? Yani hani evet. Çünkü evet, siz evet. Biraz uzunluk kısalıktan bahsettiniz, bir de hani daha topluma vurgu yaptınız ama sanki bana orada daha paralel aydınlanmalar var gibi geliyor. Ne diyorsunuz? Metin içinde zaten ifade etmiştim, yine böyle bireysel aydın, yani onu da söyledim, bireysel aydınlanmaları göz ardı etmiyor Kant. Ama uzun sürecek bireyin aydınlanması. Dolayısıyla eğer toplumda gerçekleşirse bireysel anlamda özgürlükler de garanti altına alınmış olacak. Ama tabii ki bunun en temel koşulu yasayla güvence altına alınması. Eğer bir özgürlük, ya da şöyle genel olarak söyleyeyim, insanın temel hak ve özgürlükleri eğer hukuk aracılığıyla, yasa aracılığıyla güvence altına alınmazsa, garantilenmezse zaten özgürlük gerçekleşmeyecek. Yani buradaki özgürlük aklın kamusal kullanımı. Ya da şöyle düşünelim, bir devlet kendi yasasına karşı bir tutum sergilediğinde, yani yasaklar, politik baskılar olduğunda işte birey ne yapacak? Eğer böyle bir ortamsa o zaman o aydınlanma süreci bireyde gerçekleşmeyecek ya da çok daha yavaş olacak. Ya da işte o bireyin zaaflarından dolayı metinde de geçiyor. İşte alışmış bu duruma, korkak, tembel. O yüzden de ondan gerçek bir aydınlanmayı kısa sürede beklemek zor. Zaten bir düş, bir hayal, yani aydınlanmanın böyle bir çırpıda gerçekleşmesi. O yüzden ifade ettim. Yani Kant'ın bu metinde aslında odaklandığı şey aklın o tarih içinde ve toplum içinde yavaş yavaş kendi olanaklarını açması. Eğer o olanakları yavaş yavaş açabilirse tarihin içinde ve toplumun içinde özgürlük gerçekleşecek, ama bunun tek bir koşulu var. Yani sizin söylediğiniz gibi hem bireyde hem toplumda gerçekleşebilmesi için yasayla güvence altına alınmasından başka bir şeyi, koşulu yok. O yüzden de talep ediyor Büyük Frederick'e. Bunu güvence altına al, eleştiri hakkımı, konuşma hakkımı, sesimi yükseltme hakkımı güvence altına al ki aydınlanma projesi tamamlanabilsin.
Ama işte bu birey korkaklığından ve cesaretsizliğinden dolayı ona alıştı, bu konfora alıştı. Çünkü söylüyor yani işte benim yerime düşünen bir kitabım, sağlığımla ilgilenen bir doktorum ve de işte vicdanımla ilgilenen bir din adamı ve ben bütün bunların için para harcayabildiğim sürece düşünmeme gerek yok ve birey bu duruma zaten çoktan alışmış bir durumda. O yüzden de onda gerçekleşmesi daha yavaş olacak Kant'a göre. Onu farkında, onu görüyor. O yüzden de bir varsayımsal olarak konuştum. Sanki bu süreci biraz hızlandırmak ister gibi herkese bu çağrıyı yapıyor. Yani herkes aklını kullanırsa eğer toplumda bir aydınlanma olacak, gerçek bir aydınlanma. Ama bu kamusal aklı tabii ki çok önemli. Çünkü Kant orada aklı kamu yararına bağlıyor, kamu sorumluluğuna bağlıyor. Bu anlamda aklın kamusal kullanımıyla özgürlük ve onun güvence altına alınması aslında hem bireyde hem toplumda gerçekleşecek bir şey. Şöyle bir sonuç çıkarılabilir mi? Bireysel aydınlanmayı hani böyle göz ardı etmiyor dedim. Belki toplumdaki öncü kişiler, entelektüeller, aydınlar, akademisyenler, yazanlar, çizenler, bir büyük bir sorumluluk da yüklüyor belki de. Hani bu şeyde metinde çok görünür değil belki ama belki onlar halkı aydınlatacaklar. Tabii bu aydınlanma böyle didaktik bir şekilde işte konuşacağım ve siz hepiniz aydınlanacaksınız değil ama yine de sanki onlara büyük bir sorumluluk yükler gibi. O yüzden daha çok toplumda gerçekleşecek bir şey. Yasayla güvence altına alınırsa olacak bir şeydir aydınlanma ya da özgürlük. Anladım. Zannedersem şurada farklı okumalar yapıyoruz. Ben bireyin aydınlanması için yasal bir güvenceye ihtiyaç duyulduğunu düşünmüyorum. Kant, bireyin aydınlanması için cesaret ve azim yeterli diyor. Toplumda aydınlanma için sadece ifade özgürlüğü gerekli. Toplumun aydınlanması için ve bu aslında daha kolay. Ama toplumun aydınlanması daha kolay demek, toplumun aydınlanması daha kısa sürede olacak demek değildir aslında, değil mi? Çünkü yani bireyin aydınlanması... Onu söylemek istemedim. Onu özellikle de belirttim. Yani aydınlanmanın bir çırpıda gerçekleşmesi olanaklı değil tabii ki Kant'cığım. Evet. Dediğim gibi yavaş yavaş olacak bir şey. Sadece bir varsayımda bulundum. Kişisel yorumum tabii ki. Yani hızlandırmak istiyor sanki herkese bu çağrıyı yaparken. Yani neden toplumun belli insanlarına bu çağrıyı yapmıyor da herkese bu çağrıyı yapıyor? O yüzden oraya bir ünlem koymak istedim sadece. Çok teşekkür ederim. Ama tabii şu önemli, yani hani bireyin şeyi, cesaret tabii ki asıl mesele o, onu da vurguluyor ama işte dediğim soru önemli. Eğer devlet kendi yasalarına karşı bir tutum içine girerse bireyin aydınlanması nasıl gerçekleşecek? Ya da birey kendi başına bu aydınlanmayı nasıl gerçekleştirecek? Asıl soru o galiba. Belki buradan bakmak gerekiyor biraz da. Evet, i̇şte orada da devrim hani giriyor ama devrime de kapıyı kapatıyor Kant. Çünkü hani baskıcı toplumlarda da... Ben yapmak istedim. Devam edelim dilerseniz. Haklısınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Erin Kroz'un bir sorusu vardı Hakan Hoca'ya. En sade biçimde aklımda kaldığı kadarıyla hangi hakla bunu iddia ediyoruz sözü genellikle hukuki bir kavramın aklın sorularına karşı uygulaması gereken temel soru olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Bu temel soruyu seçmek ile saf aklın eleştirisinin hukuki boyutu arasında bir ilişki var mıdır? Bu konudaki görüşünüz nedir? Burada şöyle aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi o zaman biraz bu aklın mahkemesi metaforunu açmak durumundayım. Şimdi aslında burada aklın mahkemesi metaforu derken bu konuda Alman literatüründe yapılan çok önemli bir şey var. Önemli araştırmalar var. Aslında bu aklın mahkemesi ve mahkeme metaforu Kant'ın yaşadığı dönemde pek çok entelektüel tarafından çokça kullanılan bir metafor. Evet, kastedilen metaforla kastedilen şey ise aslında kastedilen mahkeme demokratik bir mahkeme. Demokratik mahkemelerden bahsediliyor ve kamuya açık mahkemeler, kamuya açık olarak yapılan mahkemelerden bahsediliyor. Dolayısıyla Kant aklın mahkemesi metaforunu kullanırken aynı zamanda bunu düşünüyor. Şöyle düşünelim, burada yargılayan, yargılanan seyirciler, kamu var değil mi? Avukat var, davalı var, davacı var. Ve şimdi demokratik mahkemelerde şöyle bir silsileye dayanır değil mi? İşte bir üst mahkemeye gidersiniz, temyiz mahkemesinde, onda olmazsınız, işte anayasa mahkemesine gidersiniz. Anayasa mahkemesi olmaz, şimdi günümüzde uluslararası mahkemelere gidersiniz. Şimdi
aslında bakarsanız prosedür olarak her bakarsanız meseleye prosedür olarak bakarsanız burada işleyiş bakımından mahkemelerin işleyişi politiktir. Çünkü her bir adımda kamusallığın sayısı artmaya başlar. Önce buna bir hakim bakarken sonra 3 hakim bakar. Sonra 10 hakim bakar. Sonra uluslararası hakimler bakar. Şimdi dolayısıyla bu aklın mahkemesi metaforunu politik olarak alın. Ve ben Kant'ın bir önceki soruyla izin verirseniz girebilir miyim bir önceki soruya? Evet. Toplumun değil ben politik aydınlanmadan bahsettiğini düşünüyorum. Ve eğer benim söylediğim gibi ise de politik aydınlanma bireyin tek başına yapabileceği bir şey değil. Kolektif ve başkalarıyla aklın eleştirisi de böyle. Eğer bütün bu söylediklerin perspektifinden bakarsanız. Ve şuna katılıyorum ben de. Bu tabii aydınlanma bir defa bir süreç değil. Sürekli mücadele. Sürekli mücadele ve bazen bireyin cesareti de yetmiyor. Yetmeyebilir. Yani bireyin aklını layıkıyla kullanabilmesi için politik bir kamunun oluşması gerekiyor. Onun da belli bir siyasal yapının oluşmasına ihtiyaç var. Ama belki tam da bu noktada Kant'ın politika felsefesi, politik metinlerine ve Kant'ın sözleşme nosyonuna gitmemiz gerekiyor. Tam da orada bu sözleşme nosyonu, ki çok uzun bir konu girmeyeyim, orada Kant aslında özgür bir kamusal alanın sözleşme devletinin kurucu ilkeleriyle ilişkilendiriyor diyebilirim. Mahkemeyi böyle alalım. Yani mahkemeyi, her demokratik mahkemeler prosedürel işleyişleri bakımından, prosedürel bakımdan aslında politiklerdir çünkü kolektiflerdir ve kamusaldırlar bu anlamda biraz önce söylediğim gibi. Böyle cevaplayabilirim sorunuzu. Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi, Mehmetciğim, ben Hakan Hoca'ya bir şey sorabilir miyim? Çok küçük bir şey. Yani bu varsayımıma katılır mısınız Hakan Hocam? Yani ben metni her defasında okurken böyle bir hisse kapılıyorum. Yani evet, aklın yavaş yavaş gerçekleşmesi, yavaş olacak bir şey ama o aklını kullanma cesaretini göstermesini noktasında herkese bu çağrıyı yapmasında böyle bir düşüncesi olabilir mi Kant'ın? Yani varsayımsal tabii yanıtlayabileceksiniz yine ama. Şimdi Kant'ın genel olarak eserlerine baktığımız zaman ve epistemolojik demokrasi projesine baktığımız zaman bütün eserlerine yani bilme ve düşünme yetileri bakımından herkesi eşitlemesine baktığımız zaman bütün kamu. Evet. Bütün kamu katılmalı. Evet. Fakat oradaki aydınlanma nedir de ki değil, sadece entelektüel kamudan bahsediyor. Evet. Yani çünkü kalem özgürlüğünden bahsediyor. Evet, yazar çizer entelektüellerden bahsediyor. Yayma özgürlüğü. Fakat şöyle yorumlayabiliriz. Onlar yol gösterici olabilir ama adım adım kamuda bunu öğrenebilir. Böyle yorumlayabiliriz. Ama tekrar ediyorum. Kant'ın epistemolojik demokrasi projesine baktığımızda bütün kamu. Bütün kamu. Tamam, böyle cevaplandırabilirim sorumuzu. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi chat'e yazılan sorular var. Vakit kalırsa bu sorulara tekrar döneceğim ama etkinliğin formatı biraz da dinleyicilerin de kısa kısa pasajları bizimle paylaşması şeklindeydi. Dolayısıyla o pasajlara dönmek istiyorum. Var mı bize Kant'tan pasaj sunmak isteyen? Tabii 20 dakika şeklinde değil de daha küçük olursa. Kant'ın bir kitabı olacak. Mustafa çünkü Kant'ın doğum gününü kutluyoruz biraz daha. Evet, Mustafa Bey. Ya ben bir ekleme değil de benimki de bir soru şekli olacak. Öncelikle iki sunumcu hocama da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten faydalı bilgilerdi. Bu soru iki hocamıza da olabilir. Kim isterse yanıtlayabilir. Kant, aklın kullanımında iki farklı alanı belirliyor. Kamusal alan, özel alan. Yani bunu da çok güzel izah ettiniz. Yalnız Kant alıntıda da görünebileceği gibi kamusal alandan bir özgürlük imkanı bekler. Bu konuda da söylediniz. Devletin yani bu konuda daha bir duyarlı olması, kamusal alanda kişilerin daha özgürce konuşmasını bekler. Ama özel alanda aynı Kant, yani bu Foucault'un tam 200 yıl sonra aydınlanma, nasıl bir aydınlanma diye bir makalesi var, orada da geçer.
Ve özel alan eleştirisi şöyle gelir. Yani bir halk vergilendirme konusu vardır. Halk vergisini verirken bu verginin nerelere gittiğini sorar. Ama bu vergiyi de yani istediği yerlere gitmediyse, yanlış kullanıldıysa ödememe hakkı, özgürlüğü olduğunu söyler. Ama buna Kant'ın yanıtı hayır. Yani aynı kamusal alandaki özgürlüğü Kant özel alan için savunmaz. Ya, yani bunu ödemesini, halkın bu vergiyi hiç itiraz etmeden ödemesini önerir. Yani buradaki özgürlük anlayışında bir çelişki yok mu? Sorumun biri bu. İkinci bir sorum da benim çok kafama takıldı. Saf aklın eleştirisini yazdığı dönemde Kant bu kitap yok yok satıyor. Hemen bitiyor. İkinci baskısını yapmak istiyor. Yalnız bir takım düzeltmelere gitmek istiyor. Hatası hatalı olduğu için bunu en iyi dostu filozof Mendelssohn'a gönderiyor. Ya dostum şuna bir bak da ikinci baskıyı yapalım diyor. Aylar geçiyor, Mendelssohn'dan bir ses çıkmayınca tekrar bir daha yazıyor Kant Mendelssohn'a. Ya ne oldu? İkinci baskı için şeyini bekliyorum, yani incelemeni, eleştirini. Mendelssohn'un yanıtı da şu oluyor. Ya diyor, ben bu hilkat garibesini diyor ne zaman elime alsam oturduğum koltuğa yığılıp kalıyorum. Allah canımı alıyor diyor. Yani bir kitap beni bitiriyor diyor. Yani ben de başladım saf aklın eleştirisini çok okumaya da, yani bilmiyorum dil olarak, yani Almancasını da denedim, Türkçesini de denedim. Ağır geldi, bitiremedim. Sizce bu kadar abartıldığı kadar komplisi bir yazılım mı? Teşekkür ediyorum. Hocam çok kısa cevap verirseniz, çünkü pasajlara geçmemiz gerekiyor. Evet, ikinci soruya ben cevap vermek istiyorum. Öyle bir hakkım var sanırsam, moderatör olarak. Evet, gerçekten zor bir kitap. Yani okuması felsefi anlamda bir birikim istiyor, sabır istiyor. Zor bir kitap, ona yapacak bir şey yok. Buyurun hocam, Didem hocam, Hakan hocam. Hakan Hoca'ya pas edeyim evet, ben. Siz, birinci soru size geldi sanıyorum. İlk evet evet bana evet. Geldi. Ama yani soruların aslında cevaplarını ben metin içinde vermiştim. Kant özel ve kamusal kullanım arasında en azından aydınlanma nedir metninde bir çelişki görmüyor. Çünkü Kant kamusal düzenin bozulmamasını istiyor. O yüzden bir vergi memuru vergiyi almak zorunda ve yurttaş da o vergiyi ödemek zorunda. Yani kamu düzeni bir şekilde devam etmek durumunda. Ama işte benim varsayımımdan hareketle ki metnimi öyle bitirmiştim. O yüzden Mustafa Bey'in sorusunu bir açıdan da onaylayabilirim, kabul edebilirim. Aydınlanma tamamlandığında işte özel ve kamusal kullanım arasındaki bu ayrım ortadan kalkacak, kalkmalı da zaten. Ama Kant en azından bu iki akıl kullanım arasında bir çelişki görmüyor diye düşünüyorum. Kamu düzeninin bozulmaması adına. Teşekkür ediyorum. Ben ikinci soruya gayet birkaç şey söyleyeyim. Elbette çok zor bir eser tabii ki. Zorluğu sadece son derece analitik ve soyut bir dille yazılmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda Kant fazla filozof ismi zikretmez. Çünkü derdi aklını eleştirirse orada. Yani aslında bütün bir felsefe tarihinde iyi bilmeyi gerektiriyor kaçınılmaz olarak. Bir de fakat Höpfe gibi Kant uzmanlarının değindiği bir şey var. Daha doğrusu bu saf aklın eleştirisi üzerine sadece Höpfe de değil, bu konuda uzmanlaşanların değindiği bir şey var. Özellikle Alman geleneğinde şöyle bir şey söylüyorlar. Biliyorsunuz kitap ilk yazıldığında benim bildiğim şöyle. Çok büyük eleştiri alıyor Kant. Yani ilk ön söz hatta biraz kibirli. İşte felsefede yeni bir devrim yaptım falan diye başlıyor. Değil mi? Fakat işte Ömür Törpüsü Mendelssohn değil mi? Mendelssohn Ömür Törpüsü falan diye adlandırıyor evet. Kitabı. Sonra ikinci bir şey yazıyor. Fakat daha sonra kitap tabii Kant'ı ünlü yapıyor. Yani en ünlü kitap yapıyor. Fakat Kant uzmanlarının değindiği bir şey var. Kitabın yapısal olarak bozuk oldu. Yani
kan bölümlemeyi, yapılandırmayı başka türlü yapabilirdi diye de şey yapanlar ve hatta Sapakın araştırısını tersinden okumayı önerenler var. Yani transandantal yöntem öğretisini başa alıp sonra devamını okuyun diyenler de var. Bunu da böyle söyleyeyim. Ama tekrar diyorum, ben spesifik olarak yani şey değil, zor bir eser olduğunu kabul ediyorum. Kendi başına alındığında zor bir eser elbette. Ayhan Hocam. Bana mı söz verdiniz Mehmet Hocam? Evet hocam. Ya ben çok keyifle de dinliyordum. Didem Hocamıza da Hakan Hocamıza da çok teşekkür ederim. Çok güzel konuşmalar yaptılar. Keşke daha da süre uzun olsaydı, daha uzun konuşsalardı ama olmadı. Ama pasajlara geçebiliyoruz değil mi şimdi? Evet. Evet, evet, lütfen. Tamam. Yani madem Kant'ın doğum gününü kutluyoruz. Ya şöyle, benimki buradaki konular kadar ciddi olmayacak ama Kant hangi konuyu ele alsa tabii ciddi bir şekilde ele alıyor. Beni bilenler bilir, ben resimli roman koleksiyonu olan, yani fantastik bilim kurgu eserlere çok düşkün filan bir insanım. Hele de işin içerisinde uzaylılar olursa bayılıyorum yani. Herhangi bir roman ya da dizi ya da film olursa. Ben ilk kritiği okurken, şuradan da açayım, Kant'ın ilk defa yani orada uzaylılarla ilgili bir şey söylediğine tanık olduğumda çok şaşırmıştım. Yani böyle, belki hatırlarsınız, hepiniz zaten biliyorsunuzdur. Bu yöntem bölümünde aklın kenonu, kanunu üzerine konuşurken, bu sanı, inanma, bilme üzerinde konuşurken, birden bir cümle geçiyor. Onu okumak istiyorum şimdi. Diyor ki Kant, A825, B853'te, eğer sorunu herhangi bir deneyim yoluyla bir karara bağlamak olanaklı olsaydı, gördüğümüz gezegenlerin en az birinde yaşayanlar olduğu konusunda kendimin olan her şeyi bahse koyardım. Buna göre diyorum ki başka dünyalarda yaşam olduğu salt bir sanı değil ama güçlü bir inançtır. Ki doğruluğu üzerine yaşamdaki pek çok olumlu etmeni tehlikeye atabilirim diyor. Ya ne kadar ilham verici bir cümle. Yani bana öyle geliyor. Yani bu adam çok farklı bir gerçeklik içinde yaşıyor ya. Yani bunu da düşünebiliyor, böyle bir şeyi de hayal edebiliyor. Ha sonradan tabii ben bunu araştırdım, başka yerlerde de bir şeyler demiş diye, bir sürü şey demiş. Bu hani evrensel doğa tarihinde mesela, bir pasaj daha okuyabilir miyim? Tabii ki hocam. Yani, bunu bana Özgüç gönderdi, az önce yazışıyorduk, onun gönderdiği alıntı. Bu arada gizli gizli de yazışıyorduk, onu da itiraf etmiş oluyorum her şeye devam ederken, ama olsun, ne yapalım. Diyor ki orada Kant, düşünce gücü ile maddenin hareketi ya da akıllı ruh ile cisim arasındaki sonsuz uzaklığa karşın yeterince açıktır ki insan bütün kavramlarını ve idelerini evrenin beden aracılığıyla ruhunda oluşturduğu izledimlerden alır. İnsan bütünüyle yaratıcının birleştirdiği cisimsel maddenin bileşimine bağlıdır diyor. Hatta buradan hareketle de şey demiş, belki onu da hatırlarsınız. Güneşten uzaklık arttıkça güneşten yararlanabilme kabiliyetini geliştirmek üzere daha gelişmiş akıl sahibi varlıklar ortaya çıkar gibi bir şey söylüyor. Yani onu neredeyse bir formüle bağlamış. Güneşe yaklaştıkça orada yaşayanlar daha az akıllı, uzaklaşınca daha çok akıllı gibi oluyorlar gibi bir şey söylemiş. Sonra biliyorsunuz şeyde yargı gücü eleştirisinde de aynı konuya dönüyor. Hatta bu sefer belki de hani şeyde çok fazla nesnel bir zemini olabileceğini düşünmüyor. Uzaylıların var olduğunun gösterilebileceğine dair. Üçüncü kritikte yanlış hatırlamıyorsam bunun da imkan dahilinde olduğunu söylüyor. Yani yaşasaydı ya da bugünleri de görseydi o sanıdan inanca geçiş gibi bu konunun bir bilgi konusu olabileceğini de herhalde söylerdi gibime geliyor. Ne bileyim, beni bu çok etkilediği için de söyleyeyim dedim. Bir de şey de aklıma geldi. Mesela böyle bir konuyu hani hep derler ya, Kant partilerde de böyle aranan filan bir adammış. Yani insanlarla böyle hararetle tartıştığı bir sahne aklıma geldi ve kendisini tekrar burada sevgiyle ve saygıyla anıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Celal Bey, buyurun. Pasajınızı dinleyelim. Sesini açtım galiba. Evet. İyi akşamlar Kant topluluğunun değerli üyeleri. Kant'ın doğum günü
kutlu olsun. Saygılar öncelikle. Ben aslında Ebedi Barış'tan Filozof Kral'la ilgili kısa bir yere hazırlamıştım ama değerli konuşmacılarımız anlatırken özellikle de Didem Hocam'ın aydınlanma metninden paylaştığı yeri dinleyince Marcus Hertz'e olan mektubundan kısa bir yeri ben paylaşmak istiyorum. Çünkü burada özellikle aydınlanmanın birdenbire olamayacağına ve devrim yerine evrimleri önermesi dolayısıyla bu konuşmanın insicamına çok uygun olacağını düşünüyorum. O yüzden geniş bir zihniyetle düşünmenin önemiyle de alakalı. Zihnin hareketliliğini koruyabilmesi için makul ölçüde dinlenmeye ve yanlış yönlere sapmaya ihtiyacı vardır. Ki nesneyi her yönden tekrar tekrar görmesi mümkün olsun. Kendi bakış açısını mikroskobik boyuttan genel bir bakış açısına genişletip, anlaşılabilir, her bakış açısına böyle bakarak, her birinde elde edilen gözlemleri ötekiler aracılığıyla doğrulayabilsin. Evet, ben çok fazla vakit ayırmak istemiyorum metnin devamını. Ama burada Kant'ın söylemek istediği şeylerin konuşmacı hocalarımızın söyledikleriyle uyuştuğunu düşünüyorum ve aydınlanmanın birdenbire olamayacağını, gerçekten de zihinsel evrimlerin, düşüncelerimizi başkalarıyla paylaşmanın çok önemli şeyler olduğunu ve düşüncelerimize eklemlenmiş, yanlış, tutarsız fikirlerin böylece aşılabileceği görüşünde olduğunu düşünüyorum ve genel konuşmalarla tutarlı olacağını düşündüğüm için Marcus Hertz'e yanlış hatırlamıyorsam 1781'de yazdığı bir mektuptan bunu paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Celal Bey. Terkan Bey buyurun. Öncelikle etkinliğiniz için çok teşekkürler. Duyabiliyorsunuz umarım. Evet, duyuyoruz. Şeyde yazısından bir pasaj, bir alıntı kısmı ben vurgulaması önemli, vurgulamayı önemli buldum. Bir bölümünde şöyle diyor: bu çeşit bir aydınlanma için gereken tek şey özgürlüktür ve bu özgürlük özgürlüklerin en zararsız olandır. Aklın her konuda kamusal alanda kullanılması özgürlüğüdür. Oysa her yandan şunu istiyorum: tartışmayın. Subay diyor ki tartışma talim yap, vergi tahsildarı tartışma öde, din adamı tartışma iman et. Dünyada yalnızca bir hükümdar şöyle diyor: tartış istediğin kadar ve her ne hakkında istersen ama itaat et. Şimdi burada Kant hükümdarın bu sözünü iyi yakalamış, ben öyle buluyorum yani. Ve aklın kamusal kullanımı ve konuşma özgürlüğü olarak lehine çevirip o tartış istediğin kadar kısmını, onu kendi lehine çevirip aklını kullanmış yani aslında. Ve iyi kullanıp oradan yürümüş. Ben bunu vurgulamayı önemli buldum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Umut Hocam. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler. Konuşmalar da çok güzeldi. Soru cevaplar da çok güzeldi. Ben böyle çok yine çok ciddi bir şey söylemeyeceğim. Sadece çok hoşuma giden ve böyle Kant'ın nasıl diyeyim, yaratıcı olduğunu düşündüğüm ve böyle biraz da zıptır olduğunu düşündüğüm bir pasajını okumak istedim. Pragmatik bir bakış açısından antropoloji metni bu. 728 şey numarası, akademi numarası. Biraz hani tabii ortalama bir çeviri olacak. Şöyle diyor, yani bir çocuğun gelişiminden aslında bahsediyor ve çocuğun gelişiminde dahi aslında o kendi işte Safaklı Eleştirisi'nde, diğer teorik eserlerinde bahsettiği şeylerin izlerini aslında çocuklarda da görebiliyoruz gibi bir şeye getiriyor. Ama sonra da böyle çocuklukla ilgili ya da çocuk olmakla ve çocuğa bakmakla ilgili çok böyle yani Kant'a dair genel algıdan beklemeyeceğimiz şeyler söylüyor. Yani çok uzatmayayım, okuyayım. Şöyle diyor:
Çocuk işte 3 aylık olana kadar gözyaşı dökmeyip gülmemesi, işte saldırıya ve adaletsizliğe dair belirli fikirlerin gelişimine dayanıyor gibi görünmekte ki bu da bir akla işaret eder. Yani 3 aylık olunca birden bir akıl, bir adaletsizlik hissiyatı geliyor. Ondan sonra gülmeye ve ağlamaya başlıyor bebek gibi düşünmüş antropolojide. Ve işte şey diyor, bu zamanda işte gözlerinin önünde sallandırılan parlak nesneleri takip eder. Bu da algı sürecinin kaba bir başlangıcı ve işte nesnelerin bilgisini yani deneyimini geliştirir diyor. Yani saf aklını geliştirisindeki süreç yavaş yavaş oralarda başlıyor gibi. Sonraki paragrafta da ilginç bir şekilde şuna geçiyor. Çocuk işte böyle telaffuz etmeye yani yarım yamalak telaffuz etmeye başladığında annesi ve işte bakıcısı diyelim o annesi çok tatlı görünüyor ve bu da onlarda sürekli işte çocuğa sarılma ve onu öpmeye yönlendiriyor. Ve her türlü istek ve arzusunu tatmin etme yoluyla bu küçük diktatörü bütünüyle şımartırlar. Tam böyle bir ifade. Küçük diktatör diyor çocuğa. Bir anda bu varlığın insanlığa doğru bir gelişim dönemindeki bir tatlılığı ve işte o yanlış yarım yamalak cümlelerinin tamamındaki masumiyet ve açıklığa verilmelidir. Yani bu çocuk niye bu kadar tatlı? Çünkü içinde herhangi bir niyeti gizlemiyor diyor mesela. Herhangi bir niyet gizleme yok. Herhangi bir kötü niyet de bulunmaz. O yüzden çok tatlı gelir diyor. Bir de öte yanda hani bizde böyle bir bakma hissi, bir hoşnutluk, onu rahat ettirme hissi doğal olarak uyandırır diyor ve bu da diyor son olarak çocuğa bir oyun zamanı verir ki bu da zamanların en mutlusudur diyor. Ve bu esnada öğretmeni de ya da işte ona bakıcısı her kimse bir kez daha çocukluğun o tatlılığını tadar ve hatta kendini neredeyse bir çocuğa dönüştürür. Bu yani benim çok hoşuma gidiyor. Çok insanca bir şey, insancıl bir şey gibi geldi. O yüzden bunu okumak istedim. Çok hoş bir şey bence. Arada gelişim psikolojisi de yapmış. Evet, yani. Evet. Oraya da giriyor. Yapmadı, o da kalmamış yani. Evet, birden çocuk olmak ne güzeldir gibi bir şey de geliyor. Çok hoş bir şey. Evet. Teşekkürler. Yani buydu benim okuyacağım. Çok teşekkür olsun. Çok teşekkür ediyoruz Umut Hocam. Bu arada ben de küçük bir tespit yapmak istiyorum. Kişisel bir tespitim. Bu format daha önce çok denediğimiz bir format değildi. İlk defa böyle bir format denedik. Bence çok ufuk açıcı da oldu. Yani biz bunu kendi aramızda değerlendirip daha geliştirebiliriz. Çünkü hepimiz Kant okuyoruz. Ama nasıl okuyoruz? Her birimiz farklı okuyoruz. Her birimizin evet. Farklı bir bakış açısı, farklı bir birikimi var. Ve böyle bir etkinliğin mimarı seni hocam, şimdi size söz veriyorum. Fikir açısından. Ya estağfurullah. Yani bu kolektif yapılan eylemlerin hakikaten güzelliği tartışılmaz. Ama ben de gerçekten de uygulaması daha da güzel oldu. Tüm akademik heyete ben esas teşekkür ederim gayretleri için. Hakikaten de şu son söylediğinize bağlayarak ben de kendi pasajımı paylaşayım. Hepimiz bir de farklı alanlarını çalıştığımız için Kant'ın algıda seçicilik ya da herkesin kendi merakıyla ilgili belki de en kıyıda köşede kalmış şeyleri de görme olasılığı artıyor böyle bir perspektifle paylaşımlarda bulununca. Ben Kant'ın din felsefesiyle ilgili bir pasaj paylaşacağım ikinci kritikten. Akademi numarası 543. Paylaşmadan önce de kısaca paylaşma sebebimi paylaşmak istiyorum. Normalde çok kısaca biliyoruz ki ikinci kritikte Kant'ın işte daha böyle din felsefesiyle ilgili ya da rasyonel imanla ilgili daha böyle argümentatif, didaktik olduğu ve bence hani olgun görüşünü çok yansıtmayan bir metin. Üçüncü kritiğe ve sonraki metinlerine nazaran. Çünkü nihai rasyonel imanla ilgili görüşünün ben daha ziyade çok daha öznelliği vurgulayan, daha böyle estetiğe benzer bir gönül meselesi olduğunu, çok bireyselliği daha da öne çıkaran bir yere vardığını, evrildiğini düşünüyorum görüşünün. Bu okuyacağım pasaj da bir miktar naif bir pasaj. Yani burada Kant kendi arzusunu, kendi böyle içsel ihtiyacını ya da tamamen çok bireysel bir Kant sesi duyduğumuz için bunu paylaşıyorum. Çünkü ben diye başlıyor ve ben arzu ediyorum, ben diliyorum diye başlıyor. Seçme sebebim de bu. Buradaki çok bireyselliği en açık şekilde ikinci kritik bağlamında kendi gönlünün meselesi olduğunu da bence bir miktar ya da kendi bireysel yargısının meselesini de olduğunu rasyonel imanın aktaran bir pasaj olduğu için bunu paylaştığımı da belirtmek istiyorum. O yüzden
direkt pasaja geçeyim şimdi. Okuyorum. Evet, çeviri de biraz toparlama bir çeviri diyelim. Birkaç metinden makul bir ortamı alarak okuyorum. Bir tanrının var olmasını, bu dünyadaki varlığımın, doğal bağlantıların ötesindeki saf bir anlayış dünyasındaki bir varoluşun da parçası olmasını ve nihayetinde varlığımın bitimsiz olmasını istiyorum, irade ediyorum. Bunun arkasında duruyorum. Rasyonelleştirmelere dikkat etmeden, onlara ne kadar az cevap verebilsem de veya onlara daha makul başkalarıyla karşı çıkabilsem de. Burada bir durmak istiyorum çünkü gerçekten de bir noktadan sonra aklımdan ziyade gönlüm ve bireysel yargımın meselesi olduğunu aslında itiraf ediyor. Onlara daha makul başkalarıyla ne kadar karşı çıkabilsem de bu inancın benden alınmasına izin vermeyeceğim. Çünkü bu hiçbir şeyinden vazgeçemeyeceğim aklımın çıkarının yargımı kaçınılmaz olarak belirlediği yegane durumdur. Burada Kant tüm bir miktar naiflik ve bir miktar da bence fazla samimiyetle bu noktadaki görüşünü paylaştığı bir pasaj olduğu için ben çok severim. O yüzden paylaşmak istedim. Çok teşekkürler Seni Hocam. Ben teşekkür ederim. Gamze Hocam buyurun. Teşekkürler. Ben de bu etkinliğin hazırlanmasını aslında arka planı biliyorum ama bu kadar keyifli geçeceğini önceden tahmin etmemiştim. Katkı sunan herkese ve başta konuşmacılarımıza teşekkür etmek isterim. Ben yargı gücünün eleştirisinden bir alıntı yapacağım. Bu eserden alıntı yapmamın nedeni şu, Kant'ın yargı gücünün eleştirisinde farklı bir Kant olduğunu düşünüyorum. Yani birinci kritik ve ikinci kritiği yazan Kant'ta sanki biraz daha özgürleşmiş, bu yaratıcılığı, öznelliği, bireyselliği vurgulayan Kant'a geçtiği için burada bu yaratıcılığı da özellikle vurguladığı için deha ile ilgili bölümden, 47. bölümden bir alıntı yapacağım. B308 ve B309'a denk geliyor. Şöyle burada bir bilim insanıyla dehayı karşılaştırıyor ve burada bilim insanı ve dehayı karşılaştırarak aralarındaki farkı vurgulamak için bazı isimler anıyor. Ben bu isimlerin çok niyetli olduğunu düşünüyorum. Yani seçerek buraya koyduğunu düşünüyorum. 2-3 cümlelik bir şey önce okuyayım, sonra kısaca bir iki yorum yapacağım. Böylece Newton'ın ölümsüz yapıtı, doğa felsefesinin matematiksel ilkelerinde bildirdiği her şey, onları açığa çıkarmak için nasıl büyük bir kafa gerekmiş olursa olsun pekala öğrenilebilir ama tinsellik yüklü şiir yazmak öğrenilemez. Üstelik şiir sanatı için tüm yönergeler nedenle eksiksiz ve modelleri nedenle eşsiz olsalar bile. Bunun nedeni Newton'ın geometrinin ilk öğelerinden en büyük ve en derin buluşlarına dek atması gerekmiş olan tüm adımlarını yalnızca kendisine değil, ama başka herkese de bütünüyle görsel olarak ve sonuçları açısından belirli olarak gösterebilmiş olmasaydı. Ama Homeros ya da Wieland düşünde vasıl ve aynı zamanda düşüncelerle dolu idillerinin kafasında nasıl bir araya geldiklerini gösteremez. Çünkü kendisi bunu bilmez ve dolayısıyla başka hiç kimseye de öğretemez. Kant'ın Newton'dan ne kadar etkilendiğini çok açık bir şekilde biliyoruz. Burada Newton'ı seçmesinin nedeni bence çok önemli. Yani bu önem şundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hem Kant'ın üzerinde bir etkisi var ama işte bu yeni Kant'ı da gösterebilmek adına, yani o yaratıcılığı vurgulayabilmek adına Newton'ın yaptığı şeyin aslında belirli sınırlar içinde kaldığını ve bunu kabul etmemiz gerektiğini söylediği bir pasaj olarak görüyorum. Ama Homeros ya da Wieland'ın yaptığı şey ise özellikle bu şiiri yazarken neyi nasıl yaptıklarını bilmedikleri ve bunu bilmedikleri için de başka hiç kimseye öğretemeyeceklerinin o bireyselliği, yaratıcılığı ve o dehanın aslında tinselliğini vurguladığı bir cümle olarak düşünüyorum. Ben de bu yüzden sizinle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederiz. Ben vakitte epeyce geç oldu. Bütün katılımcılara, özellikle Didem Hocam ve Erkan Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bundan sonraki etkinliklerde görüşmek üzere diyorum. Ancak küçük bir iki hatırlatma yaparak bitireceğim. Birincisi, konuşmanın başında da oturumun başında da değindiğim.
Kant'ı eleştirel okumak etkinliği 15 Mayıs Pazar günü Ankara'da düzenlenecek. Kant Topluluğu ve Goethe Enstitüsü ortaklığında. Son bir hatırlatmam da Kant Çalışmaları Dergisi ilk sayısı çıkmak üzere ikinci sayısı ve sonraki sayılar için katkılarınızı bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Kant'ın doğum günü kutlu olsun arkadaşlar. Evet, Kant'ın doğum günü kutlu olsun. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Hoşça kalın. İyi akşamlar.